Herkese selamlar. Yılınızın ilk ayı nasıl geçti? Yıla nasıl başladınız? Umarım güzel başlamışsınızdır. Ben garip başladım ya. Yani bu ay güzel şeyler de oldu. Hayatıma güzel şeyler de girdi ama hayatımın en zor sakatlıklarından birini de yaşıyorum. Bir aydır neden video gelmiyor? Çünkü 10 Aralık'ta tırmanış yaparken, tırmanış salonundayken sağ kolumla bir yeri tutuyorum düşünün. Sol kolumu atacağım. Sağ omzumdan sesler geldi. Bıraktım eli hemen, indim yere. Sonra koluma baktım. Sağ omzum böyle burası aşağıya düşmüş. Bisepsim falan böyle bir aşağıya sünmüş. Kolum aşağı doğru erimeye çalışıyor. İnanılmaz bir ağrı var ama sürekli yani. Zaten direkt elimle tutup böyle bir destek ihtiyacı duydum. Kafam falan aşağı doğru düşüyordu böyle. Omzum çıktı. Orada salondakilere işte söyledim. Dediler, emin misin? Yani gerçekten omzum mu çıktı? Kaçıncı kere çıkıyor? Çok sakin görünüyorsun falan dediler ama öyle bir şey yok. Kolumu gördüğümde zaten bir maçta midem bulandı. Ondan sonra hani böyle bir kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Baktım tamam çıkık bu. Ambulansa gidiyorum. Ambulansın arkasında zaten sürekli olarak sallantıdan dolayı omzum boşta. İğrenç bir acı, iğrenç bir ağrı böyle her sallandığında ekstra. Ben böyle kapanıyorum iyice, zaten kolu tuttum. Kafayı hiç kaldıramıyorum. Sağa sola bile bakamıyorum böyle. Çıkık ağrısı da çok başka oluyormuş. Maalesef onu da tatmış olduk. 2 saat sonra, omzum çıktıktan 2 saat sonra işte acile gittik falan. Anca öyle takılabildi. Bayağı bir beklemem gerekti. Başta röntgen falan çekilmesi gerekti. Nasıl çıkmış bilelim, ona göre takalım diye. Sonra zaman geldi. Doktor tuttu elimden. Dedi derin nefes al. Dedim hop hop hop. Hemen mi takacak? Tamamen salmaya çalış. Bir dakika. Sayacak mı? Yani komple sadece salacak yani. Ani bir hareket yapmayacağım. Hani çünkü kendini sal, kendini kasarsan, kendini kasarken takmam daha kötü olur dedi. Ben de hani hocam tertemiz tak. Kendimi salmam zor geliyor. Yani dedim ki bir söyle bana, ona göre tamamen kendimi bırakayım yani. Tamamdır, salıyorum kendimi. Sen de güveniyorum hocam. Sonra zaten videoda görünüyor. Bir yerde bir takıyor böyle, zıplıyorum orada yani. Hani çünkü omzuma böyle diye bildiğim bir oturma sesi geldi yani. 10 üzerinden 30 bir acı varsa omzum takıldığında yani 10 üzerinden 8'e falan indi. Hani ciddi bir fark oldu. Takıldıktan sonra ama işte ben o hemen kolu böyle işte oynatmaya falan başlayamadım. Normal çıkıktan biraz farklı olduğunu öğrenmiş oldum açıkçası. Çünkü önümde de başka arkadaşlarım falan omzu çıkmıştı. Ama belli ki onların omzu çıkarken bir şeyler yırtılmamış yani. Ben öyle omuz takıldıktan sonra hayatıma devam edemedim. Evet, buna ne diyoruz? Hayat. Hayat. Hayatın ne zaman ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. Omuz takıldıktan sonra da aslında yeni bir bilinmezlik macerası başlamış oldu. Çünkü acildeki doktor demişti 2 hafta sonra doktora git diye. O 2 hafta içinde büyük ihtimalle hasar yeni olduğu için oradaki çok ödemden dolayı hem çekilen MR'da istenilen şey görülmüyordu hem de bir işlem yapılacak olsa bile zaten çok yeni olduğu için ödemden dolayı zaten yine bir işlem yapılamayacaktı. Omuz takıldıktan sonraki gün hemen salona gittim ve en azından yapabildiğim kadar bacak çalışmaya çalıştım. Öne doğru eğilemiyorum çünkü kolum öne doğru sarkıyor. Squat vesaire yapamıyorum. Zaten eğilirken dizim koluma çarpıyor. Kolum hep burada durduğu için çömelemiyorum da yani aslında. Hayatıma bir yerlerden devam etmeye çalıştığımı görmek için beklemeden gittim salona. Sakatlıktaki günlük hayat süreci. Omzumu hiç hareket ettirmiyorum. Eğilme, kalkma, yatağa yattın, yataktan kalkıyorsun falan. Bunların hepsi çok büyük hareketler. İlk zamanlar ağrım çok olduğu için en basit hareketlerde bile zorluk çekiyordum. İlk 3 gece sadece kabustu. Yattım, uyuyorum. Uyanıyorum, hemen kolumu böyle kaşımaya başlıyorum. Kolum tekrar çıktı sanıyorum. Yatarken şöyle biraz geriye geliyorsun ya, yani o sıra omzumdaki en ufak hareket bile çok garip hissettiriyordu. O yırtılma sesleri gelirken şurayı hiç hissetmiyordum. Yatarken, uyurken de işte burayı hissetmediğim için kolum tekrar tekrar çıkıyormuş gibi hissediyordum. Yani uyurken kolum aşağıya doğru eriyor. Hop uyanıyorum. Kaşıyorum böyle sert sert, acıtmaya çalışıyorum orayı hissedeyim diye. Rüyamda takla atıyorum, hareket falan yapıyorum, amuda kalkıyorum rüyamda.
Hop oynatmaya çalışıyorum. Hop bir an acı hissediyorum. Uyanıyorum. Tekrar çıktı sanıyorum. İlk geceler o yüzden ekstra bir garipti yani. Yüzüstü uyumak ister insan. Yatarken pozisyon değiştirmek ister. Ama tek yapabildiğim şey bu şekilde sırt üstü uyumak yani. Daha önce de tabii ki ayak sakatlığı, kol sakatlığı falan bu tarz şeyler çok yaşadım. Ama aralarından gerçekten en zoru ayak ameliyatım ve bu İkisi de çok farklı alanlarda kapışır yani. İkisinin de zorluğu çok farklı. Onu soranlar da olmuştu. Hangi sakatlığın zordu diye. Ayak özgürlük yani, tuvalete gitmek istediğinde gidiyorsun. Dışarı çıkmak istediğinde çıkıyorsun. Ayak sakat olduğunda bunlar çok büyük bir sekteye uğruyor. Kolda da yani, kol o kadar temel ki. O yüzden bu soruyu sorduğunuzda kıyas yapamıyorum cidden yani. Bilgisayarda edit işlerim, hani işimi yapamıyorum. Mouse tutamıyorum. Vücudumuzun her bir parçasının önemini böyle böyle farklı şekillerde tecrübe edip anlamış oluyoruz maalesef. Bu ilk haftalarda en zor olan şey sadece fiziksel değildi tabii ki. Olayın mental zorluğu da çok farklıydı. İlk haftalarda yani hala bazen rüya gibi geliyordu. İşte kabullenmeme durumu vardı. Çünkü önümde işte belki 5-6 ay boyunca hobim, sporum, en çok zevk alarak yaptığım şeyleri 5-6 ay yapamamak, aynı zamanda nereden para kazanacağım, nasıl iş yapacağım, YouTube'a video atamayacağım. Bunların hepsiyle yüzleşmek aslında tam olarak bir bunalım devriydi. Yaşadığımız ilginç olaylardan birisi de Hazal'ın da dirseği çıkmıştı. 2 hafta öncesine kadar işte Hazal'la buluştuğumuzda falan ben diyordum, bak işte sen şu rahat yere otur, işte motivasyon vermeye çalışıyorum falan ona. Koltuklar 2 haftada yerini değişti. Bu sefer o bana motivasyon vermeye çalıştı falan. Çıkık kardeşliği var aramızda yani. Bir ay önce ben sana aynı motivasyon şey veriyordum. Şu an o beni motive ediyor. Garip denk geldi ikimizin de aynı dönemde bu tarz bir şey yaşamak. Şu an ikimiz de kolları sıkmaya çalışıyoruz ama sıkamıyoruz. Sen Hazal, titriyor musun? Ben titremeye gelemiyorum bile. Sende bir deprem oluyor da. Yani yok bak, yok. Aslında varmış birazcık. Sakatlanmadan önce 76 kilo civarlarındaydım. Tabii ki formum düşmesin diye ne kadar uğraşsam da bunun önüne geçemiyordum. Sadece yavaşlatabiliyordum. Normalde yaptığım antrenmanların verimi %150 falan düşmüş olabilirdi çünkü. Sağ kolu zaten hiç hareket ettiremiyorum. Sol elime bir 10 kiloluk dumbbell aldığımda bile vücudu sabit tutmak için, aslında bu omuzda bir stabilize olması için uğraşıyor yani. O yüzden elime 10 kilo dumbbell aldığımda bile aslında burası acıyordu. İşte ağır bacak girerken işte ıkınmak bile aslında burayı acıtıyordu. Bu süreçte olabildiğince formumu korumaya çalıştım ama aynı zamanda formumu da sürekli çekip nasıl bir değişim videosu gelecek onu da merak ettim. Evet, omuz çıkalı bir 18 gün falan oluyordu. Hep bir belirsizlik vardı, hani tam olarak sıkıntım ne ve nasıl bir tedavi süreci beni bekliyor. Güzel bir doktora gittim. Bu 18 gün boyunca gerçekten ne kadar ciddi bir durumda olduğumuzu bilmiyorduk. Omzum çıkarken bu omuz başındaki kemik hafif kırılarak, hasar görerek çıkmış. Ki en büyük önemli sıkıntı buradaki bağ bayağı büyük yırtılmış. Ameliyatı gerektiren şey de bu oldu. Ameliyatlık bir şey olmasını tabii ki istemiyordum ya. Yani ameliyat her zaman zor bir şey. Büyük bir süreç. Ama doktorun anlattığı kadarıyla şöyle düşünün. Omuzun çıkmasını engelleyen takozlardan birisi yırtılmış bende. Ağır spor yaptığım için yaptığım hareketleri gösterdim. Hani ciddi hareketler. Ameliyat olmazsan kesinlikle bu hareketlerde omuzun tekrar çıkar diye bir sonuca geldiğimiz için ameliyatı olma kararını aldık. Geldim, hastaneye yattım. Damar yolu açmaya çalışırken bir delik deşik oldum. İki yere denediler, bir şu elime denediler, girmedi. Bir de şurayı bayağı da, bir de böyle sokuyorlar böyle. İçeriden oynuyorlar falan ama ya böyle. Sado da oradan bakıyor böyle, o videoya çekimeli, o da bayılıyor böyle çekerken. Bakıyoruz, Sado'nun da gözleri kayıyor. İğrenç bir şeyler oluyor. İğneyi buraya tamamen soktu. Böyle karıştırıyor, çıkartıyor, karıştırıyor falan. Yok dedi, olmadı, çıkardı. Burası zaten şişti. Sonra biraz aşağıya denedi. İşte senin damarlar çapraz gidiyor. Hani o yüzden tam böyle bir düzlük bulamadım falan dedi. Orayı da çıkardı. Orası da şişti. Kan fışkırıyor oradan. Sonra artık üçüncü denemede tutturdu. Zaten hani böyle çok şey bir moddasın ya, böyle çok düşük bir andasın. Orada da işte böyle damarın içinde
iğneyi böyle karıştıra karıştıra takılınca hani zayıfsın zaten, iyice böyle bitiyorsun yani. 3-4 saattir falan ameliyat için bekleniyor. Hemşireler geliyor işte, sol muydu sağ mıydı falan diyor. Bir kalem getirin de işaret atın dedim yani. Sağ olmuş, şimdi karıştırmasınlar bir de. Ben burada açlıktan ölüyorum, orada ölümde afiyet olsun kardeşim sonuna kadar. Peace out at bir tane. Peace out. Kaybol. Yatağın üstüne isterseniz. Çıkın tabii. Yatağın üstüne. Buradan böyle backflip. Uzanın üstüne çıkabiliriz. Gidiyor mu? Gidiyorum galiba. Hadi baş. Hadi bakalım. Daha sağlam omuza gel. Yatağın isterseniz. Aa çok soğukmuş. Uyku kafası geldi lan direkt. Harbi mi? Bir kafa geldi. Hızlı geliyor mu? Geldi. Şu an çöküyorum. Elveda. Çok güzel. Oha lan. İyi mi? Kafa çok iyi. Ne hissediyor? Ne verdiniz bana? Lensler çıktı. Burada lens takılıymış. Lens takılıymış. Anlamadım. Güzel kafayla. Lens burada çıkarttı. Kafan gidiyor mu? Evet. Gidik oğlum. Gidik. Şimdi çıktık ameliyathaneden. Bir üşüme var. Titriyorum. Şu an için omuzda bir ağrı var da bakalım daha ne kadar artacak. Anestezi kafasındayım şu an. Evet. Narkozun kafası geçti. Rezalet videolar var yani. Bak kafam güzel olacak, çekin edin. Ameliyata girerken falan belli yani videolar var. Yok yani, unutmuşum o anıları. Ameliyat başarılı dediler. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi dediler. Buradan da kendim görmeye çalışıyorum ne var diye de bir şey göremedim. 4'te çıktım zaten ve 9'a kadar bekledim. Şu an her şeyin yolunda görünüyor. Şu an son bir serum taktılar. Bitince iyi hissedersen bu gece hastanede kalmana gerek yok. Eve gidebilirsin dediler. O yüzden güzel. Hastanede kalacak kadar kötü değiliz yani. 31 Aralık yılbaşına böyle girmiş olduk yani. İyileşme süreciyle başlamış olduk. O yüzden o da güzel. Ameliyat daha geç falan olsa biraz daha. İşte iyileşmeye geç başlayacağım kafasıyla daha üzücü olacaktı. Saat akşam 10 ve taburcu oldum. Bakalım. Kendimi iyi hissediyorum yani. Geceyi hastanede geçirmeden çıkabilmek güzel geldi. Şu an kafam güzel, başım dönüyor. Aslında çok ayakta durmamam lazım aslında. Çıkmadan önce yine ilaç verdiler yani. Bugün kaç tane ağrı kesici, kaç tane serum artı iğne falan yedim bilmiyorum yani. Umarım yarına iyi hissedersem direkt bir bacak idmanı yapmak istiyorum. Ameliyattan çıkınca doktora iki şey sordum. İlki, hocam ameliyat nasıl geçti? Adam anlattı, her şey iyi. Omuza 3 tane delik açmışlar. Oradan işte girip beklediğimizden biraz daha büyüktü. O yüzden 4 tane dikişte tutturmamız gerekti dedi. Tamam. İkinci soru, hocam dedim ben yarın salona gidip bacak basmak istiyorum, yapabilir miyim dedim. Doktora zaten göstermiştim yani neler yaptığımı. Adam hiç sıkıntı yok, çok zorlamadan git yap dedi yani. Çünkü iyi geleceğini biliyor. Bir gün dinlenmekten düzen bozulmazdı ama psikolojik olarak gidip yapmam gerçekten iyi hissettirdi ya. Bacaklar hiçbir şeyi kaybetmemiş. Burası yoksa kalan her yer çalışmaya devam. Hacı. Bayağı hapsetmişsin lan bunu. Bir şey yapar mısın ya? Kullanamam, imkanı yok. Buna yetişemiyorum ama... Anesteziden çıkalı herhalde bir 16 saat falan olmuştu. Bacak idmanını böyle yaptım. Mantıklı veya sağlıklı bir karar olmayabilir ama mental sağlığım için gerçekten iyi geldi. Tüm omzumda genel bir ağrı vardı ama zaten ilk günler full ağrı kesici içip öyle antrenmana gidiyordum. T-shirt giymek, değiştirmek
zaten tek başıma yapamadığım şeylerdi açıkçası. Çünkü kolumu hani şu kadar, hani şu kadar kaldıramıyorum ki tişört aradan geçsin yani. Yaklaşık 2 hafta ameliyatın verdiği yaradan kaynaklı 2 hafta falan sabit dururken de ağrım vardı. İşte uyurken falan her türlü zordu. Yine belli bir süre normalde alışkanlığım değil de ağrı kesici alıp yattım. Çünkü uyuyamazsak edemezsek daha yani iyileşme süreci. Bir de vakit geçmiyor ya, bahane işte yani, vakit geçsin diye ağrı kesici alıp uyuyordum yani. Herhalde ameliyattan bir hafta sonra falan böyle kendim tişörtlerimi değiştirebilmeye başladım. Bu arada kendim üstümü değiştirmeye başladım dediğimde hani böyle sağ kolumu kaldırıp böyle giyindiğimi falan düşünmeyin. Ameliyattan 8 gün sonra bu videoyu çektim. Bir tişörtü giymem tam olarak 3 dakika sürdü. Bu boyunluk askısını takmam da tam 1 dakika sürdü. Zaten ilk 2 hafta boyun askılığını hiç çıkartmamam gerekiyormuş. Ben duşa girerken falan çıkartıyordum da saçma yani, duşa girerken de çıkartırsın ya ne abi, böyle tutuyordum kendim artık sürekli. Şimdi çıkartıyorum ara ara çünkü bir ay oldu. Maalesef 30 günü falan geçirdik yani. Daha yeni böyle bilgisayar başına klavye mouse'u işte rahat demeyeyim de oturabildiğim, kullanabildiğim için şu an yeni başladım bu videoları editlemeye. Normalde her hafta hafta böyle vlog şeklinde iyileşme sürecine başlamak istiyordum. Ama şimdi başlamış olduk. 10 Aralık'tan 8 Ocağı kadar olan bu sakatlık yolculuğunu bu şekilde anlatmış oldum. Bölüm bölüm atacağım. Ameliyata kadar olan yerleri bu şekilde hazırlayıp size sunmak istedim. Gelecek bölümlerde yine dayanamayıp sakatomuzda ilginç yaptığım şeyler, fizik tedavi sürecim, sıfır hareketten minik minik kolumu nasıl hareket ettirmeye başladığımı size göstereceğim. Ondan sonrasını da zaten ben de bilmiyorum. Ondan sonra da güncele gelip bundan sonra artık hafta hafta gelişmeleri atacağım. Ve bu süreçte video fikirlerinizi de bekliyorum. Omuzu işte ağır kullanmadan tamam hani iyileşme sürecini sizlerle paylaşacağım ama başka konseptler olarak, hani spor olarak da olabilir, spor dışı da olabilir. Bize uyacak, benden görmek isteyeceğiniz neler olursa yine kanala çekmeye çalışacağım. Sadece omuzu zorlayacak şeyler yapamayacağım yani, o kadar. Umarım süreci güzel anlatmışımdır. Moral bozmak yok. Her şekilde nasıl devam edebiliyorsak o şekilde yaptığımız şeylere devam edeceğiz yani. Ama tabii ki mental olarak ara ara zorlanıyorum. Yalan yok. Beni tanıyanlar bilir yani, hani her gün limitlerini zorlayan birisi olarak. Şu an hani tişört giyemiyor olmak, kolu normal kaldıramıyor olmak ara ara farklı kafalara sürüklüyor. İşte omuz eskisi gibi olacak mı? Ne zaman geçecek? 4-5 ay daha işte şu hareketleri yapmama var falan gibisinden düşününce zorluyor. Ama bu asla hani vazgeçme pes etme olarak falan gibi algılamayın, öyle değil. Yapacağız. Her şekilde, bir şekilde döneceğim yani. Her zaman iyi enerjiyle kalın. Ben iyiyim. Daha da iyi olacağız. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı... Ben bu konuşmayı niye yapıyorum? Ama abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenin. Video fikirlerinizi, video hakkında kafam güzelken ki olan yerleri falan, özellikle videoda hoşunuza gidenleri de yorumlarda tartışalım. Bekliyorum. Elveda.